Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ebon Scale yapabileceğiniz çok kolay bir chess farm notası göstereceğim. İster solo yapın, ister arkadaşlarınızla yapın. Her türlü kolay olacaktır. Hızlıca anlatayım arkadaşlar. Ebon Scale'deki bu fast travel noktasından başlayacağız. Buradan aşağı inip şuradaki 3 chest alacağız. Bu tarafa gidip burada 3 chest alacağız. Burada bir chest'imiz var arkadaşlar. Ondan sonra bu bölümdeki chest'leri alacağız. Sonra yukarı çıkıp arkadaşlar köprülerdeki chest'leri alıp buraya gideceğiz. Buradan oraya çıkacağız. Bu bölümdeki chest'leri alacağız. Buradan dolanıp şu şekilde döneceğiz. Şu taraftaki chest'leri alacağız. Ondan sonra buradan bu şekilde dönüp buradaki chest'leri alacağız. Karşıya geçip buradaki chest'leri alıp bitireceğiz. Hazırsınız, başlayalım arkadaşlar. Bu arada öncelikle arkadaşlar sizden ricam, kanalıma abone olun, videoları beğenin ve yorum yapın. Böylece en kolay şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, burası benim hatam oldu. Ben yanlışlıkla skill'e fazla uzadım. Burada yukarıdan aşağı indiğinizde buraya iniyorsunuz arkadaşlar. Chest'i açıyorsunuz. Öndeki mob size hiç dokunmuyor bile. Ondan sonra buradan şu şekilde çıkarsınız. Yani o mobla o yaratıkla hiçbir işiniz yok arkadaşlar. Orası benim hatam oldu. Burada mecbur yukarıdakini öldüreceğiz. Zaten gördüğünüz üzere çok fazla da vurmuyor. Kesmesi kolay o yüzden. Şimdi birazcık uzun bir yürüme rotamız olacak. Rotada şöyle bir şey var. Normalde buradaki silik bitleri alırsınız. Ama arkadaşım biri bizden önce geldiği için. Normalde burada bu boss'u kesmenize gerek yok. Stockpile'in üstüne çıkarak agro'yu geri çekebiliyorsunuz. Aslında burada birçok yerde böyle de. Yanımda şu adam olduğu için maalesef biraz farklı oynamam gerekecek. Thank you.
Burada da şöyle yapabilirsiniz. Böyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Stockpile üzerine gelip defans yapın. Agro üzerinizden geçtiği zaman stockpile alın, yolunuza devam edin. Bu şekilde daha kolay olacaktır. Ama yanında adam olduğu için daha farklı oynamam gerekiyor. Mesela bakın burada da boss var. Size bunun taktiğini göstereceğim şimdi. Bakın burada da şöyle yapacaksınız. Ateş etme süresi var. Ateş etme süresi zarfında bunu çok kolay alabilirsiniz. Şeyden bakarsanız. Arkadaşlar boss var ya. Bu boss'ta G skor kasabilirsiniz, haberiniz olsun. Bunun loot'u nereye gitti? Ayrıca bundan obsidian gypsum da düşüyor. Ama herhalde bana düşmedi bu sefer. Evet öyle olmuş. Bazen biraz etrafik modda dalmak istediğim için bazen rotadan çıkıyorum. Boss game'de çok fazla bu mod var. Bunları toplamayı kesinlikle unutmayın. Burada isterseniz yaratıkları kesebilirsiniz. Çok zor değil. Ama daha kısa olması açısından. Ben yine yanlış yaptım. Buradaki yaratıkları kesin daha iyi. Oru kalkımı da alırsınız.
Ama hiç kesmeyeceğim diyorsanız şöyle yapmanız gerekiyor. Ben yanlış yaptım arkadaşlar. Normalde şurada bu şekil gelip bunun tam arkasına girdiğiniz zaman sizi görmüyorlar. Bakın oradan çıkarken zıplayıp blok yaparsanız daha hızlı çıkarsınız. Buranın arkasında bir tane mod var. Bana göre yani böyle yerlerde chest farm yaparken tabi benim fikrim olabildiğince çok para edebilecek şeyleri toplayacaksınız. Çünkü chest farm her zaman karlı bitmiyor. O yüzden para eden her şeyi toplayın bence. Birkaç dakikanızı ayrı verin, hiçbir şey olmaz. Buradan geçerken şurada bir tane maskeli var. Onu öldürmeniz lazım. Yoksa sizi görüyor ve uğraştı bir açtı biliyor. Evet, buradaki chest diğer taraftaydı.
Gene maskete öldürürsünüz. Ya da şöyle hızlıca. Yoruyorum arkadaş hiç. Kesmek başka bir mantığı yok. Gerekirse keseceksiniz tabi. Az bir şey sağlıyorum. Çünkü orada bir tane maske falan yazdan sadece kalayım. Ondan da yırttık. Çünkü orada iki tane masket var, en azından birini sadece yakalanayım. Ondan da yırttık. Buraya girmeseniz de olur. Sizin bileceğiniz iş. Ben girmişken her yeri alıyorum. Burada orikalkum var, kaçırmayın. Hemen burada da bir orikalkum var. İsterseniz şurada önde motor alabilirsiniz. Para eden bir şey mi çıktı bakın arkadaşlar. Tam olarak ne kadar eder bilmiyorum ama para ettiğine eminim. Valla gördüğünüz gibi bir tane nadir item çıkardık arkadaşlar. Tam olarak ne kadar edeceğini net söylemek zor. Ne yalan söyleyeyim, şu item'i ilk kez düşürdüm. Bunu Journal of Eternum Flora'yı, bir de bu Schematic Headsman'ı ilk defa düşürdüm. Ama muhtemelen şu andan karlı gidiyoruz. Arkadaşlar rotamız burası.
Ben burada kese kese ilerlemeyi tercih ediyorum. Burada bir tane provision stockpile var. Yukarıda doğru kalkmamız arkadaşlar. Kaçırmamak lazım. Burada da bir ölü kalkım var. Bir ori kalkımda arkadaşlar. Yine ori kalkım. Bundan sonra son bir tane de ori kalkım olması lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam.
Ben gelmişken bütün supplicate crate hepsini almaya çalışıyorum. Provisions crate, stockpile, hiçbirini kaçırmam arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi az önce bir önceki chest bölümündeyken supply crate'den şema çıktı mesela. Gene minimum 1K'sı vardır diye düşünüyorum. Son ori kalkım da bu arkadaşlar. Buradaki. Gördüğünüz gibi boss da kolay. Burada iki tane mod var. Tertemiz iki tane lighting idol. Burada sonra bizde koşu var arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölgelerde ayrımcılıklar var. Maalesef bu buga girmiş. Karşı tarafta var. Normalde burada 5 tane alttan ayrımcılık oluyor. Kendi şeyini onları da alın. Boş geçmeyin. Maalesef hepsi buga girmiş ilginç bir şekilde. Arkadaşlar burayı bir kaptan girmekten üstten gireceğiz. Akıl oluyor. Son yaratıktan kaçmış oluyoruz. Ayrıca ben buradaki sadece saplı stockpile'lere odaklanmıyorum. Bulabileceğim her şeyi alıyorum arkadaşlar. Siz videoda izlerken isterseniz sadece saplı stockpile'lere alıp buradan çıkabilirsiniz. Zaten biri benden önce gelmiş buraya. Normalde bazı yaratıklar oluyor orada. Ben burayı tamamen öldürüyorum. Ne var ne yok alıyorum. Dediğim gibi biri gelmiş geçmiş burada. Modlar az şu anda.
Buradaki son chestler de bunlar arkadaşlar. Sonra daha güzel bir chest mekanına gidiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam orada da 4 veya 5 chest var. Burada işimiz bitince direkt atlıyoruz arkadaşlar. Karşıya kadar gidiyoruz. Öyle dümdüz devam arkadaşlar. Sonraki rotamız burası. Zaten en son buradaki chest'i aldıktan sonra karşıya geçip buradaki chest'i alıp son olarak bu bölgede 3 chest alarak, ayrıca burada 3-4 tane de boss var. Onlardan da güzel itemler düşüyor. Değerli şans iş artık. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız çıkarsınız buranın üzerine. Defans yaparsınız, agro gider. Bravo, bravo, bravo. Şerefsiz ya. Şekil şekil hareketler yapıyor işte. Bak ya, hareketleri var. Burada bir tane antik chest var arkadaşlar. Hemen şak bunu alıyoruz. Ben de stok var. Şimdi buradan sonrası biraz karışık gelebilir.
Dikkatlice izlerseniz, birkaç kez yaparsanız alışırsınız. Buradan atlıyoruz arkadaşlar. Az önce geldiğimiz yerden dümdüz devam. Buradan dönüyoruz devam. Burayı sanki bir tık değiştirmişler gibi ama. Buradan bir kısa yol yapıyoruz. Kesmesi çok zor değil ya. Şimdi bak, burada çok güzel bir yol kısaltma var. Şimdi buradaki chestimiz tam karşıda. Burada boğulmuyorsunuz. Boğulacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok kısa bir yol. Elbette bir şeyler denemeden keşfetmiyor, siz de bilirsiniz. Hızlıca buradaki chest alıp artık son yerimize doğru gideceğiz. Şuralarda Ironwood'lar var arkadaşlar. Ironwood, Iron Ore, Wire Fiber. İsterseniz alabilirsiniz. Size kalmış. Normalde buraya kamp kurmanız gerekir. Ne olur ne olmaz diye. Burada çok kişi oluyor zaten. Halihazırda bir kamp var. Hemen buraya respawn point alacağım.
Bu yaratık bir tık güçlü. Kaldı iki chest arkadaşlar. Bakın burada 3 tane boss oluyor. Sizin için bunları özellikle bekleyeceğim göstermek amaçlı. Biri burada çıkıyor. Mezarcı arkadaş. Diğeri şurada yukarıda. Cadı. Bir tane de içeride bildiğiniz var. Yukarıda mod var şimdi. Onu uğraşmayacağım. Aa, çıktı. Burada çok kolay bir şekilde Jinx kod kasabilirsiniz. Bakalım TF açık bir eleman var. Bize saldıracak mı? Bunun dışında bir tane de son chestimiz burada. Yani bu bölümdeki üstte bir chest daha var. Bu boss arkadaşlar. Bu boss'tan bayağı güzel şeyler düşüyor. Jinx kod kasabiliyorsanız. Şimdi chestler çok uğraşmayacağım bununla. En azından gördüğünüz genelde. Hızlıca son chestimize kadar gideceğim arkadaşlar. Burada çok PvP açık eleman oluyor. Yani asıl arkadaşlarınıza gelseniz daha iyi. Az önce mesela iki kişi çok güzel bir şekilde elime verdiler, gönderdiler. Sondaki boss biraz zor kesmesi. Biraz uğraştırabilir. Yani bakacaksınız bunu bile. Beni vurup ne de bir anlamıyorum. Sondaki boss var arkadaşlar. Kesmesi bir tık zor, beni yerim. Evet arkadaşlar, son chest de buydu. Buralarda modlar oluyor, mod, ayrı mod. Onları da alıp bitirsiniz. Ayrı modlarda gördüğünüz gibi buralarda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, chest farm bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.